Merhaba, yeni hazırladığım Elifçe serisinde son zamanlarda hayatımızda sık sık duyduğumuz ama çok da özümseyemediğimiz kavramları size anlatmak istiyorum. İlkinde sürdürülebilirliği anlattım. Bugün de karbon ayak izini anlatacağım. Karbon ayak izi aslında hareket ettiğimiz her anın ve tüm etkinliklerimizin doğaya vermiş olduğu hasarı ölçümleyebilmek için ortaya atılmış bir kavram. Karbon ayak izini, karbon salınımı yaptığımız her harekette dünyaya bırakıyoruz. Bunlar sera gazlarına neden oluyor. Sera gazlarının atmosferde birikmesi de küresel ısınmaya. Ne kadar çok fosil yakıt tüketirsek dünyaya o kadar zarar veriyoruz ve karbon ayak izimiz de o kadar büyüyor. Elektronik posta göndermek, Google'lamak, Instagram'a girmek de karbon ayak izimizi büyütüyor. Doğa atmosferde bulunan sera gazlarının dengesini aslında kendisi sağlayabiliyor. Bunu geçtiğimiz yıllarda da gördük. Doğa kendini onardı. Bununla ilgili görüntüler hepimizin içine su serpti. Ama tabii doğanın da bir sınırı var. Kişi başına ortalama yılda 4 ton karbon ayak izinin olması gerekiyor. Bunun üzerindeki bir oran maalesef dünyayı tehdit ediyor. Karbon ayak izimizi öğrenmek mümkün. Ben kendi karbon ayak izimi merak ettim. Çünkü kendim de hayatımda küçük dev adımlar atarak değişmeye çalışıyorum. Gelin birlikte benim karbon ayak izimi hesaplayalım. Önce kişisel bilgilerimi giriyorum ve devam ediyorum. Haftada birkaç kez et tüketirim. Atıklarımı geri dönüştürmeye çalışıyorum. Aslında işte pilleri, şişeleri, camları, plastikleri ayrı ayrı ayırıyorum evde ve öyle çöpe atıyorum. Aylık 700 lira elektrik tüketimim ama her ay artıyor maalesef. Doğalgaz tüketimim de şu aylarda 1000 lira civarında ama o da maalesef her geçen gün artıyor. Kömür kullanmıyoruz. Ortalama 20 kez kargo hizmeti kullanıyorum çünkü neredeyse her gün marketten alışveriş yapmak durumundayım. Geçtiğimiz yıl aslında önceki yıllara göre çok daha az uçtum. 4 kez bir yerlere gittim uçakla, yani 8 kez uçtum. Geçen sene bir dış hat uçuşu yaptım, yani gidiş dönüş 2. Özel araç kullanıyorum, benzinli bir araç kullanıyorum. Aslında hedefim kısa zamanda bir elektrikli araç almak. Şimdi hesaplanıyor, biraz bekleyelim. 3008, 4000'in altındayım. Biraz sevindim aslında ama yine de sınıra yakın. Hayatımı benim de değiştirmem gerekiyor. Aslında hepimizin hayatımızı değiştirmemiz gerekiyor. Peki bunu değiştirmek için neler yapmalıyız? Karbon ayak izimizi azaltmak için yapabileceğimiz şeyler var. Aslında kendim de hayatımda değiştirmek istediğim şeylerden bir liste yaptım. 20 maddelik bir listem var. Şimdi sizle o listeyi paylaşacağım. Örneğin kısa mesafeli yerlere arabayla gitmek yerine artık yürüyerek gidiyorum. Genelde hep spor ayakkabılarım yanımda oluyor. Yaz aylarında da bisiklete biniyorum. Bazı seyahatler var aslında, şehir içi seyahatler. Bunları daha önceden uçakla yapardım. Artık uçak yerine trenle yapmayı veya deniz taşımasını kullanmayı tercih etmeye başladım. Elimizden geldiğince toplu taşıma araçlarını kullanırsak çok daha düşer karbon ayak izimiz. Tatile giderken mesela aracımızı paylaşabiliriz. Aynı mesafeye gidecek arkadaşlarımızla birlikte araca binebiliriz. Hibrit araçlara geçebiliriz. Evlerimizde de doğalgaz tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor. Bir derece azalttığımızda aslında çok daha tasarruflu olabiliyor. Hem de cebimize de tasarruf sağlamış oluyoruz. Aynı şekilde evlerimizin de yalıtımına dikkat etmemiz gerekir. Karbon ayak izimizi düşürmemiz için yalıtımlı evlerde oturmamız da şart. Ev içinde enerji tasarrufuna çok dikkat etmek gerekiyor. Çocuklarımızı da bunun için eğitmeliyiz. Aynı şekilde ev içinde örneğin tasarruflu ampuller kullanmalıyız. Ayrıca kullanmadığımız her şeyi de prizden çekmemiz gerekiyor. Çünkü bu da enerji tasarrufu için en önemli maddelerden biri. Aynı şekilde evimizde kullandığımız tüm araçlarımızı da, tüm makineleri, tüm cihazları da akıllı teknolojilerden alırsak, en azından yenilerken bunları alırsak enerji tasarrufu sağlamış oluyoruz. Makinelerimizde tam dolduğunda çalıştırmamız gerekiyor. Çamaşır makinesini kullanırken, bulaşık makinesini kullanırken bunlara özen göstermeliyiz. Örneğin hepimiz kahve içmeyi çok seviyoruz ama bir fincan kahve için kettle'a, yani su ısıtıcısına 1 litre su koymamalıyız. Çamaşırlarınızı asarak kurutun, makinelerde değil. Su arıtıcısı kullanın evlerinizde, suyunuzu arıtarak için. Satın almadan önce mutlaka düşünün. Evlerinizdeki eşyalarınızı tamir edin. Fazla eşyalarınız varsa ihtiyaç sahipleriyle mutlaka paylaşın. Atıklarınızı geri dönüşüme verin. Evinizde bez torba kullanın. Kahvenizi termosta için ve suyunuzu matarada taşıyın. Et tüketiminizi düşürün, et tüketiminizi sınırlayın. Bir şey satın aldığınızda o ürünün nerede, nasıl üretildiğine dikkat edin. Plastikleri kullanımdan çıkarmak ilk hedefiniz olsun örneğin. Yerli malı kullanın, yerli üreticileri destekleyin. Yerelleşmeye her zaman destek verin. Ve lütfen her yıl, her ay çocuklarınızla birlikte, çevrenizdekilerle birlikte ağaç dikin.
karbon ayak izimizi düşürmek için, azaltmak için aslında yapabileceğimiz çok şey var. Evimizin ısısını 1 derece düşürdüğümüzde 300 kilogram karbon salınımını engellemiş oluyoruz. Fazla yanan lambaları kapattığımızda, ampulleri azalttığımızda yılda 250 kilogram karbon salınımını düşürmüş oluyoruz. Yani şu yaşta ayak numaramızı değiştiremeyiz ama karbon ayak izimizi düşürebiliriz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın.